Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar efendim. Yepyeni bir haftayla bomba gibi yarışmacılarla yine karşınızdayız. Ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir İzildi ile En Amarat Benim'le bu hafta yine birbirinden güzel, birbirinden hamarat yarışmacılarımız var. Yine mutfakta güzel tariflerle sizlerle olacağız. Tabii ki de zorlu temizlik etaplarımızla karşınızdayız. Haftanın ilk günü yarışmacısı Emine Hanım. Emine Hanım şu anda heyecanla içeride bizleri bekliyor. Siz kısaca bu haftanın hamarat yarışmacılarına bir göz atın. O arada ben kapıyı çalıp Emine Hanım'la tanışalım. Haydi buyurun. Merhaba, ben Emine Sezgin, 38 yaşındayım, 20 senelik evliyim, 2 tane çocuğum var, ev hanımıyım, Erzurumluyum. Merhabalar, ben Esra Gürler, 43 yaşındayım, Trabzonluyum, 19 yıllık evliyim, 18 yaşında bir oğlum, 8 yaşında da bir kızım var, anaokulu öğretmeniyim. Merhaba, ben Sabah Melike Sadak, 50 yaşındayım, Gaziantepliyim, bir oğlum, bir torunum var, soğuk mezeciyim. Merhabalar, ismim Bilgin İlhan, 48 yaşındayım, 2 çocuk annesiyim, aslen Malatyalıyım, aşçıyım. Merhabalar, ben Semiha Üzgüç Kılıç, 30 yaşındayım, ev hanımıyım, 2 çocuk annesiyim, 12 yıllık evliyim, Muşluyum. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, merhabalar, hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız Kadir Bey? Heyecanlıyız valla, kimlerle yarışacağız bu hafta merak ediyoruz. Evet efendim, haftanın ilk günü yarışmacısı Emine Hanım. Gayet de güler yüzü neşeli bir hanımefendiye benziyor. İnşallah dediğin kadar hamarasındır. İnşallah, göreceğiz. İnşallah. Kadir, bu hafta gurmeler var. Ooo, aşçılar bitti şimdi gurmeler. Gurmeler çıktı başımıza. Emine Hanım halk kontenjanından. Yandın. Hadi geçelim Necim, geç. Ben kendime güveniyorum. Etrafımdaki insanlar da bana güveniyor. Ve onları haksız çıkartmamak için yarışmaya katılmak istedim. Hanımlar, merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Semiha Hanımcığım, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bilgin Hanımcığım, merhabalar. Sağ olun, teşekkür ederim. Sabah Hanımcığım, nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hanımlar, hem güzeller hem şıklar. Hem de gurmeler. Teşekkürler. Kim gurme merak etti? Bakayım yüzünden anlayacak mıyım? Anlar mısınız? Nasıl? Anlayacak mısınız? Emin elinden çekilse anlayacak. Oturacağım buyurun. Valla Sabah Hanım'ın gözlük zincirlerine bakarsan bir öyle havası var sanki. İşte. Böyle bir takıp şöyle bir çatalla böreğin arkasını çevirir gibime geliyor. Geliyor. Evet, aynen öyle çeviriyor. Bakayım çeviririm. Esra'dan o havayı çok alamadım. Esra Allah ne verdiyse yer gibime geliyor. Bilgin Hanım'ın biraz böyle bir bilgili duruşu var ama. Bence de. Sizde de mi bir gurmelik var? Gurmelik var. Aşçıyım ben. Ha, aşçısınız evet, aynı zamanda. Evet, aşçıyım ben. Bismillah. Yalnız gözüm ne kadar keskin, hemen nasıl anladım. Semiha'ya bakıyorum. Var mı kurmelik? Var. Var. Ama senin yanındaki biraz gizli kurmelik açıkçası. Korktu yoksa asla kurmelik. O ışık yok gözünde. Bilmiyorum. Ben açığa verdim diye her şeyi. Nasıl? Açığa verdim aşçı olduğumu. Siz aşçısınız, siz sadece mi gurmesiniz? Ben soğuk mezeciyim. Ha, soğuk mezecisiniz. Hı-hı. Ama duruşunuzda evet biraz soğukluk var. Çok var mı? Mesleki olarak benimsemişsin. Evet, aynen. İşli kaç dışlı senelik? Olduk. 15 senelik. 15 senelik. Hı-hı. Oo, sende bayağı çeşit vardır o var. Zaman. Esra Hanım, siz de hoş geldiniz hoş efendim. Hoş bulduk Kadir Beyciğim. Ben anaokulu öğretmeniyim, 15 yıllık. En zor meslek seninki. Millet evde uğraşamıyor. En zor, evet, en güzel mesleklerden bir tanesi. Oh maşallah. Siz şimdi gurmesiniz, siz eleştiri yapacak eminim. Çatır çatır da. Tabii yapacaklar da onlar da cevaplarını alacaklar yani. Siz eleştiriye ne kadar açıksınız o önemli şimdi. 15 açığım, yıllık yani soğuk doğru, mezeci. Doğru yapılan eleştiriye açığım. İşte ama o size göre doğru olmayabiliyor, ona göre doğru olabiliyor. İşte biraz onu o an göreceğiz, yani o an yaşayacağız. Her akşam çoban salata yapan biri kalkıp da senin böyle yıllarca yaptığın mezeye şöyle bir gözünün kenarıyla laf söylediğinde. Yok, söyleyemez. Çabuk Emine, hadi 50 dakika geçti, daha soframız yok. Saati de şaşırdım ince. 55 dakikanız kaldı. Aa, kalan. Oo, hadi pilav salacağız daha. Her şeyi yıkayan Kadir ezildi, pişen eti de yıkadı. Nasıl hissediyorsunuz şu anda Emine Hanım? Şu an gerginim biraz. Et öyle olmasaydı şu an başka şeyle uğraşıyor olacaktık ve daha Emine, iyi olacaktık. Emine, etin tamam. Ete kafanı takma. Zaten şu anda etle uğraşmıyorsunuz ki Emine Hanım. Şu an etle... Kadir Bey etle uğraşıyor. Etle uğraşmasaydı bana başka bir konuda yardımcı olacaktı, öyle değil mi? Sanki rahmetli dedemin işini görüp gene senin işine yaradım. Yarışmacıların da bu bakış açısı beni öldürüyor. Kadir boş durmasın yeter ki. Kadir Bey, biz yeşil biber katmayalım. Charleston varsa Charleston koyalım. Vardı dolapta Charleston. Nasıl doğruyorsun bunları? Ortadan bölüp... Evet, öyle ince ince doğruyorum. Peki ben o eti ayıklamasaydım, yıkayalım demeseydim ne yapacaktın? Hiç bilmiyorum. Hiç düşünemedim bile. Görüyorsunuz, atraksiyon var.
eğlence var, lezzet var, tarif var, ne ararsanız var. Bol bol yağ da var, bastık tereyağının gözünü. Yalnız bu tarif tam böyle kalp hastaları için. Bol tereyağlı, aç aç bir daha tereyağı sür. Kadir yıkadığı için maalesef etleri taş gibi olacak Emine Hanım. Bir şey olmaz. Soğan da doğrayacağım. Ay, pişik sen niye onu o et pişik. Elin etini sen niye dert ediyorsun? O et pişmişti zaten. Ben şu tencereyi hemen bir sıvı yağ koyayım. Oh. Sıvı yağını koydum güzel. Ne oldu? Elim yandı. Yavaş dikkat et acık. Sıcak. Bir fırın yaptırdım. Doldurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim. Yaptırdım çörekleri. Evreşe yolları dar. Dar. Bana bakma benim yarım var. Süre akıp gidiyor sevgili seyirciler. Haftanın ilk günündeyiz. Zor bir hafta olacak. İşte zannediyorum hamuru katmerliyorsunuz Emine Hanım. Evet. Bunlar bir daha açılıyor efendim. İki tane yufka iç içe. Hamur içinde hamur. Sayı çöreğinin hamurunun tel tel ayrılıp çıtır çıtır olması gerekiyor. Ve üzerine yumurta sürüş şeklinden bakılırsa yumurta kokup kopmayacağına çok dikkat edeceğim. Davet için uygun bulmadım. Ağır bir çörek. Çünkü onun hani kat kat yapılarak katmer şeklinde yapılıyor. Bu hani davet için değil de benim için beş çayı için yapılan bir çörektir. Sıvı yağ koydum tencereye, kıssın iyice. Ardından hemen bunları atıyoruz. Bu arada soğan bu sofrada anlatırsam eğer sana kimse bravo demeyecek, beceremediğin için ikinci kez yaptın diyecekler. Ben hiç ağzımı açmam da dış ses açar gibi geliyor bana. Bazıları bir de büyük marifetmiş gibi bunu sofrada anlatıyorlar. Sen eğer gidip onlara eti yıkadılar arkadaşlar demezsen onlar kesinlikle etten su tadı geliyor demezler. Sen önce söz ver ayıp demeyeceğini. Söz veriyorum, ben söylemeyeceğim. Sen söylemeyeceksin de. Evet, başkasına söyletebilirim. Canınız sağ olsun. Bir tane mi soğan? Bir tane soğan, iki dişte sarımsak, krep. Krep yok. Dökülecek daha profesör. Evet. O bakış, o göz bakış. Bu hamurların hepsini açacak mısınız? Evet. Hayatta yetiştiremezsiniz. Teşekkür ederim. Yarışmacım, kızlar hadi. Bak kadın geçen gün valla astım haliyle yardırdı mutfakta. Bak mutfak adaptasyonuna da puan veriyorum. Geçen hafta birinci olan yarışmacı benden adaptasyon için iyi bir puan aldı. Ben de yerin dibine girdim herhalde şu an. Yani haftanın ilk günde bak kadın ana yemeğini yaktı okey. Ama diğerlerine göre mutfaktaki adaptasyon efsaneydi yani. Onların iki saatte yaptığının yarısını o bir saatten daha az bir sürede çıkarttı kadın. Sonra bir hafta canımızı okudu ama olsun. Şerbeti alabilir miyim ben? Bebek patatesler ne zaman fırına girecek? Girecek. Fırın bomboş duruyor orada. Niye tatlıyı çıkarttık hemen onu sürmedik? Ama bunu çekmesi lazım. Bunu dökmem lazım patatesten. Patates 15 dakikada pişer. Evet Bilgin Hanım hazır mısınız yoruma? Hazırım. Buyurun dinliyoruz sizi. Ana yemeğini güzel buldum. Afiyet olsun. Ne dedim? Güzele güzel derim. Afiyet olsun. Şimdi eksik olduğumu söylemek zorundayız ama ana yemeğin gerçekten eti güzel pişmiş. Afiyet olsun. İçindeki malzemeler çok lapa şeklinde yapmamışsın birbirine karıştırmadan. Sade güzel olmuş. Pilav çok güzel tane tane. Afiyet olsun. Salatanı da beğendim. Ekşisi, tuzu. Yani şu an beğenmediğim bir şey yok. Hepsinden memnunsunuz. Hepsini afiyet beğendim. Olsun. Bakın. Ev yani, sahibini şaşırttınız. Gel, yani şaşırdım. Dediğim gibi hani güzel olduğu zaman hiç yorumunu şey etmem. Elinize kolunuza afiyet sağlık, olsun. Emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Ben evet. Beğendim, elinize afiyet sağlık. Olsun. Esra'dan devam edelim. Esra Hanım. Ana yemeğin lezzetini ben de çok beğendim. Afiyet olsun. Sıcaklığını da çok beğendim. Ben en çok patatesi severim hayatımda. Hı. Direkt onunla başladım. Onun da tadı çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Pilava da gelince biraz böyle hani lapa gibi olmasın diye demek ki bir tık daha biraz daha pişirebilseydiniz çok hafif daha yumuşak olsaydı ama tadı güzel. Afiyet olsun. Yağın tadı işte pirincin tadı o hani pilavdaki o pirinç tadı çok güzel geliyordu. Afiyet olsun. Ana yemeğinizi beğendim. Afiyet salatanın olsun. Ekşiliği de çok güzel. Yalnız şöyle bir yorumum olacak. Geliyor. Şimdi bu un, evet krep, yumurta. Burada pilav var, burada patates var. Aynen. Hep karbonhidrat dolu bir tabak geldi önümüze. Ya aslına bakarsanız o garnitür. Yani iki parça bir ürün. Garnitür olarak koydum ben onu. Tadı çok güzel olmuş. Afiyet evet. olsun. Ama böyle de bir yorum yapmak istedim doğrudur. Açıkçası. Afiyet olsun. O da hoşuma gitti. Elinize sağlık. Semih Hanım'ın yorumu nedir? Buyurun Semih Hanım. Ellerinize sağlık. Güzel olsun. Olmuş. Krebin ince olması, başıma sosun böyle akıcı olması. Pilav çok tuzlu geldi bana. Et de sanki biraz tuzsuz gibi ama çok güzel pişmiş afiyet etiniz. Olsun. Nasıl pişirdiniz böyle? Düdüklü mi? Önce düdüklüde kavurup birazcık su ekledim. Düdüklüde pişti daha sonra
Diğer su malzemelerle kavruldum. Esra Hanım, buyurun çevirin puanınızı. Kaç puan verdiniz? 2. 2 puanla Esra Hanım haftayı açtı. İndirebilirsiniz. Nelere puan verdiniz? Nelere puan verdim? Ana yemek tabağımıza puan verdim. Pilavın tadını evet beğenmiş olmama rağmen davet sofrasına uygun bulmadığım için ona puan vermedim. Patatese dahi puan vermiş oldum. Ana yemek benim için sadece burada vermiş olduğum puanlama. Ara sıcak tabağı ya da çorbayı değerlendirmediniz. Değerlendiremedim. Sürmek istediğim bir şey var mı? Yok, hayır. Peki. Sabah Hanım, buyurun siz çevirin tahtanızı. 3 Emine Hanım'a. Teşekkür ederim. Ana yemeğinizi çok beğendim. Etinin pişmesini, sebzelerini, krebinizi, onu çok beğendim. Onun haricinde başka hiçbir şey beğenemedim. Teşekkür ederim. Ben Esra'dan daha yüksek bir puan bekliyordum. Sabah Hanım'dan daha az bir puan. Çünkü bayağı eleştirdi ama. Evet, eleştirdi ama güzel yapmıştı. Ben çok güzeldi. Ben adaletli davrandığını düşünüyorum. Peki, Sabah. Semih Hanım. İki. Çünkü Emine Hanım'ın çorbasını da beğenmedim. Ara sıcak olarak da uygun bulmadım zaten. Karışık bir ara sıcak geldi. Tuzluydu. Dolma tuzsuzdu. Sadece ana yemeği çok beğendim. Bir de verdiniz emeğe, sofraya, kahveye. İki seviyadan evet son puan. Ana yemek sizin için bir puan mı? Yani kahve ve yanındakiler de katılınca işin içine sizin için ana dediğim yemek gibi mi? Ana yemekte de ben pilavı da beğenmedim zaten, tuzlu olmuştu. Tamam, teşekkür ederim. Evet, son teşekkür. Puan Bilgin Hanım'dan. Bakalım Bilgin Hanım'ın puanı ile Emine Hanım haftanın ilk günde toplam kaç puan ulaşacak? 20 bin lirayı kazanmasına yetecek mi? Buyurun Bilgin Hanım. Benim puanım 2 puan. 2 de Bilgin'den geldi. Başta söylemiştim, ana yemeğini beğendim. Peşemal sosu etini çok güzel pişmişti, eti, yumurta kokmaması. Yanında pilav evet gitmedi ama pilav da tadı güzel, lezzetliydi. Peki, yorumlarınızı yaptınız zaten. Ona verdim. Ve Emine Hanım verdiğiniz puanlarla toplam 9 puana ulaştı. Hanım Hanım, hoş geldiniz hoş tekrardan. Hoş bulduk Bey. Bugün de Sabah Hanım'ın günü, lafı uzatmayacağım. Sabah Hanım hamar atlarını bizlere gösterecek. Dün yorumlarını yaptı. Dün Sabah Hanım masada hem kendi yorum yaptı hem de böyle bazı yorumlar hoşuna gitmeyince onlara da müdahale etti. Evet. Özellikle Semih Hanım yorumlarını çok fazla beğenmedi açıkçası. Nasıl anlıyorsunuz dedi, bir öyle bir böyle söylediniz dedi. Ama Sabah Hanım da ben gurmeyim diyor ama böreğin içindeki peyniri lor diyor. Onu hemen anlaması lazım. Hayır ama şimdi şöyle bir şey var. Çok lora yakındı peynir. Bak, Semih akşam yani, çalışmıştır. Sen. Evet evet çalışmışsınız. Hayır ama öyleydi. Ama onu çok, anlamanız lazımdı. Çok lora benziyordu ve ben bir... Hayır benzemiyordu. Evet evet çok yağsız, tuzsuz bir peynirdi. Zaten Emine Hanım da söyledi yağsız ve tuzsuz yağsız olduğunu. Yağsız demedim. Yarım yağlı dedim. Yarım yağlı dedim. Lor yarım peyniri yağlı. Tam yağlı değildir. Kuru bir peynirdir. Tadı hiç yoktur hatta. Bir evet. Şeyle karıştırmanız gerekir mutlaka ama evet, benim evet. Yağlı. Bir de lor dökülür peynir. Yani o dökülmüyordu. Yani Sabah Hanım bu birine şüphelendin mi? Evet çünkü onu anlaması lazımdı Sabah Hanım. Allah Allah. Tamam bir kusur buldunuz hemen oradan giriyorsunuz. Ama İyi siz de ki. Benim çorba yorumuma çok kusur aradınız ve buldunuz. Çorbayı domates değil diyorsunuz, beğeniyorsunuz diyorsunuz. Emine Hanım bugün bayağı açılmışsınız. Ben bugün Emine bayağı değilim kendiniz... Semih Hanım bu pardon, arada. Emine Hanım diyorum. Benim açıldığım masada mı? Hayır hayır. Semih Hanım bayağı açılmış. Bugün neyse iyi olmuş, sesini duyduk bugün. Evet evet bir sesi çıktı. Bence yorumlarda da açılmıştır bugün. Evet tabii illaki. Semih'e hoş geldin. Evet hoş geldin. Ama aslında Emine'yi ben bugün merak ediyorum. Çünkü dün mutfakta bas bas bağırdı yarın dedi. En ince detaya kadar araştıracağım. Tabii. Bir de Sabah abla dün gurmeyim dediğinde sen dedin ya sizin gurmeyinizi kim onayladı? Yani gurme olduğunuzu kim söylüyor? Halk söylüyormuş Semih'e. Halk siz, söylüyor. Sabah evet. Yani duymadım. Öyle mi? Bakmam lazım evet. Tamam. Sosyal medya. Girerseniz bakarsınız. Ben hani şey sosyal medyada falan zannettim bakmam lazım dedim. Ya internette var mı kurmeleriniz yoksa hani yani eş dost derken, babında mı söyledin? Eş dost babında söyledim. Eş dost bize de aynı şeyi söylüyor. Ben halk deyince daha geniş bir kitle zannettim yani. Ama benimki şeymiş, hırsmış. Barışınca geçtim. Aa ne yaptınız? Ne döktünüz onun içine? Aşk iksiri döktün içine. Nişasta mı o? Ay nişasta mıydı? Bu krem şanti miydi? Abla nişasta bu. Oo!
Sakın bulaştırma. Kız hadi emiyor. Nişasta kabını ver. Adam çile sosu yanacak. Hadi bak kadınlar. Ya evet susun kal açmayın. Şu kabı ver kabı. Kadir bana bir bez ver. Onu anlarlarsa benim iki gözüm kör olsun. Çok güzel kokuyor bu arada. Sabahınım bir saatiniz kaldı. Bir saatim kaldı. Hadi daha börek var, mücver dökülmedi, çerkez tavuğu, çorba, ana yemek. Hadi. Bak bunun üstüne... Bunun üstüne bir de nane dikeceksin böyle. Evet getirecektim ama sabah suyunda nane, şeyde nane demesinler diye getirmedim. Hemen, sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Çilek soslu kedi dili tatlısı muhallebiden yapılacak bence. Ben zaten dün masada konuşmasından muhallebi yapacağını anlamıştım. İnşallah onları tek tek servis eder ve çilek sosunu da kendisi yapar ve yeterince de soğutur. Çilek soslu kedi dili çok basit bir tatlı. Muhallebi yapıp kedi dilini ıslatıp üzerine koyup çileklerle süsleyeceğini umut ediyorum. Evet sayın seyirciler, son 45 dakikaya girdik. Çok iyi gidiyoruz. Tatlı dolapta zeytinyağı dolma ben için yaptık. Mücveri döküyoruz. Geri kalan bir de muhammaramız hazır. Ama muhammara demişim, acuka hazır. Evet. Abla böreğe geçelim, dolmayı dolduralım, fırına verelim. Bana da bir şey ver yapayım. Tamam, yufkaları aç. Yufkamı açayım, hazır yufka zaten o. Evet, evet. Aç, ha, şöyle açayım. Bir katını aç. Tamam. Bu arada bu tavuğun suyuna ekmek koyduk mu biz? Bu böreğin içi mi? Evet. Çerkez tavuğunu ne zaman yapacağız? Tavuklar soğudu mu? Tavuklar soğudu. Baksana şunlara tamam. Ya. Oh. İpek kirpik gibi bak bak ay, bak bak ay, bak. Ay 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 ay. Hemen zekamı kullandım. Hani tavuk suyuyla ısıtmıyor muyuz biz bunları? Evet tavuk suyuyla ısıtıyoruz. Nerede tavuk suyu? Tavuk suyunu da ilave edeceğim. Şu kalın yerlerini alıyorum abla. Evet içine. Bildiğim kalın kolum i̇çi, var içi, çünkü. İçi içi içi. İçini şöyle üfeliyorum. Tamam. Bunun ha. Yerine galetonu neden kullanıyorlar mesela? O da hani ekmek ya. Bu mayalı ya. Evet. Bu arada bayat ekmeklerinizi difrize koyun ya da fırında kızartıp robottan çekip poşetlere koyup buzlukta saklayabilirsiniz. Köfte için kullanabilirsiniz. Ben bazen çıtırpan harcı gibi de kullanıyorum. Ve ekmek omleti de çok güzel oluyor. Ekmeği ıslatıp sıkıyorsun, yumurtayla, maydanozla, peynirle karışıp tavaya basıyorsun. Eskiden de ekmek köftesi yapıyorlar. Tabii ya. Bakın ekmeğimizi tavuk suyuyla ıslattık sevgili seyirciler. Bir kırtık. İyi misin Emine? Bir şey mi oldu? Kadir Bey benim etim çok sert. Kesilmiyor mu? Zor kestim. Sabahınıma bir göster keserken Sabah abla bak bir. Bakabilirsiniz yani yanlış anlamayın yine şey gününden şey yapıyor diye ama bu şekilde kesilmiyor. Bana kalın yeri gelmiş sanırım. Şöyle. Olabilir. Bakın yani yanlış bir şey söylemiyorum şu an zor kesiliyor. Sen bu olabilir cidden olduğu için mi söylüyorsun yoksa kinayeli mi söylüyorsun? Anlayamıyorum ben. Söylüyorum. Sen ne anlıyorsun Emine? Yani ben doğru söylediğimi düşündüğünü düşündüm. Çünkü gösterdiğim için. Ama iyi ki siz sivrildiniz maşallah bugün masada. Benim etim zaten diğerlerinden daha kalın ve size keserken gösteriyorum. Herkes daha yemeğini yerken etim kesilmiyor. Bu olmamış. Kadir Bey şu bana olmamış. Sordu ben o yüzden cevap verdim. Aa, hayır, ağzımda çevirdiğim için. Ama hayır Kadir Bey sordu çünkü ağzınız burnunuz herhalde böyle eğildi evet, ya da bir yutamadım. Mücadele yutamadınız. Su için ya da meyve suyu. İçtim. Biraz önce de taş çiğniyordunuz. Taş biber, gibi demedim. Biber kıtır hayır, kıtır kıtır. Hayır siz var ya çok lafı çeviriyorsunuz. Ben dedim ki sadece birazcık az pişmiş dedim. Hı hı, birazcık az evet, pişmiş. Tamamen evet. Bu sebzeler çiğ her demedim. Her şeyde sivrildiniz, her şeyde sivrildiniz. Sabah bakıyor musunuz? Gününüz geçti galiba. Keserken bakıyor musunuz Kadir Bey? Yardımcı olsun mu kesmenizde? Yedireyim isterseniz Kadir Bey. Hayır kesemediğine inanmıyorsan kesmek istersen. Kadir Bey şu an gösteriyorum ya ben. Tamam arkadaşlarım rahat yiyor yani diğer misafirlerim. Siz rahat İyi de, yiyorsunuz. İyi de bu parça ben parça kestim. Olan bir et bir tencerede pişmedi. Ben de size diyorum ki sizle alakalı bir durum olmayabilir. Zaten porsiyonları da aynı eşitlikte değil de. Ne yapayım ben mi gidip keseydim Emine Hanım? Devamını eti. Dinleyecek misiniz Sabah Hanım? Allah açıklamasını Allah. Yapıyorum. Devamını dinleyecek misiniz? Lütfen dinlemek istemiyorum devamını. Hiç alakasız şeylere giriyorsunuz. Eti bunun porsiyonu hepsi aynı değil. Tencerede mi eti, pişti? Hayır onu şeyde hayır, mutfakta o şekilde, bir odada öyle pişirdi. Değil, öyle değil yani hepsi doğranmış bir şekilde pişmedi değil mi? Hepsini tek tek koydunuz kızarttınız. Ben de size diyorum ki. Etin kendinden olabilir, kalınlığından olabilir. Benimki birazcık az pişmiş, kesemiyorum az diyorum. Az mı pişmiş? Bir kırmızılık, pembelik bakı var mı etinizde? Etin de burası pişmiş bu arada. Benim yediğim taraf pişmemiş. Şu pişmemiş an... demeyin evet. Ona. Ya sert kalmış, oldu mu? Burası bak çok yumuşak.
kestim bak. Yani biliyorum şimdi kesmeyi. Bakın Allah'tan o bir bütün. Hani iki parça olabilirdi de iki parça olsa başka başka etler getirdim şimdi diyecektiniz bana. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bana. Esra Hanım bakar mısınız şuraya bir dakika? Değil mi? Bir de buraya bakın. Bir de şuraya bakın. Bir de buraya bakın. Başka bir şey söylemiyorum Kadir Bey ben. Peki bir devam edelim. Hanımlar bakalım ne diyecek. Emine de sakinleşsin biraz. Bu bayağı gerildiniz. Daha, kusura bakmayın. Hani böyle tabak dağıldı. Bilinçli yaptığım bir şey değil. Saygısızlık etmek istemem. Püre falan başka yere gitti çünkü. Ama sadece göstermeye çalışıyorum. Kesmeye çalıştığım şey olmuş olabilir. Peki. Semiha Hanım. Ben çok beğendim Kadir Bey. Çok da güzel pişmiş. Ellerinize sağlık. Püresi afiyet de kıvamında. Et de çok güzel pişmiş aynı. Peki afiyet olsun. Evet Semiha Hanım buyurun. Siz çevirin puanınızı. Kaç puan verdiniz Semiha? 3 puan verdim. 3 puan verdim. Teşekkür ederim. İndirebilirsin. Evet Esra Hanım buyurun siz çevirin puanlarınızı. 2 puan verdim. Peki az önce 3 puan vermiştiniz. Evet az önce 3 puan Bilgin vermiştim. Neden Bilgin Hanım 3 yaptıktan sonra siz geri 2 yaptınız? Hayır ben Bilgin Hanım 3 mü yaptı 2 mi yaptı onu buradan göremem bilemem ama. Hani böyle eli dönüyor ya. Yok hayır hiç onun alakası yok. Anladım. Başka bir şey geldi aklıma. Ne geldi mesela? Masa düzeniyle alakalı bir durum geldi aklıma. Ondan dolayı değiştirdim puanımı. Peki. 1 puanını kırdınız. Masadan dolayı mı kırdınız? Evet. Peki. Eksik mi vardı? Neydi problem sizin için? Benim için problem... Bardak yerleri herhalde. Hayır, bardak yerleri değildi. Çiçeğin altında buruşturulmuş bir peçete vardı. Çiçeğin suyu akmıştı. Hayır, ve onu alırlarken gördünüz siz onu. Hayır, şimdi niye söylüyorsunuz? Hayır, az önce Kadir Bey'e söyledim. Masa düzenini konuşurken söylemeyi unuttum Kadir Bey dedim. Ben bunu saymıyorum Kadir Bey. Hayır, böyle bir şey olamaz. Sofranın sonuna kadar hiç böyle bir şey söylemediniz. Hayır, sofrayı hayır. Söylemedim. Hayır, aslında ben bunu söylemiştim size. Peçeteden küçük... hiç bahsettim mi? Ben hatırlamıyorum. Hayır, Kadir Bey ayrıntı. Hayır, hayır. Var dedi. Masa düzeniyle ilgili bir ayrıntı geldi aklıma dedi. Dedim. Onu sonra puanlamada söyleyeceğim yani dedim. Yani bir puanı peçete için mi kırdın? Ben bunu kabul etmiyorum. Onun için kırdım. Ben bunu kabul etmiyorum Kadir yani Bey. Yani o peçetenin... O çiçekçiden geldi, o şekilde kondu. Ama çünkü sofrada hani masa örtüsü falan Emine, var ya... Çiçeği uzanabiliyor musun? Altındakini kaldırsana. Şuraya getir ortaya. Kaldır peçete kalsın neyse orada bakayım. Altı plastik şey, jelatin Kadir Bey. Tamam. Ay zaten öyle geliyor çiçekleri. Sulu mu geldi de peçete sen mi koydun? Hayır, hayır. Şimdi öyle gelmiyor. Burası zaten ıslak. Tabii ki öyle gelmiyor ama sonuç olarak şimdi o anladım. Böyle bir peçeteyle ortaya konur mu hiç çiçek? Suguya akmasın diye konulmuş. Ama zaten bu hani kendisinin önceden hazırlamış olduğu çiçekçi mi buraya getirdi çiçeğinizi? Yok ben evde oturdum gece onları dizdim. Ama ben onu demek istemiyorum. Bakın eğer bir yani tanet masasına... Yani belli değil mi çiçekçiden geldi? Hayır, buraya mı geldi? Kalsa eve mi geldi? Kendiniz mi hazırladınız, buraya getirdiniz? Hayır. Hani özendiniz altına ne bileyim işte bir... Ha, özensem yani şimdi çiçekçiyi de öyle geldi. Şimdi bıraksaydık peki, da masaya mı aksa ya da bir tepsi hayır, mi koysaydık altına? Hayır masaya akmasaydı ama daha öncesinde... Ya da vazoya mı ne anlayamadım daha sizin çiçeğiniz nasıl daha olacak? Öncesinden yaptırırken çiçeğinizi çiçekçiye söylerken bu bir davet sofrasına konulacak bir çiçekti. O neyi sofrası diye geldi? Gelmiş. Yani o davet sofrası dışında neye benziyor? Tamam. Zaten davet sofrası için hazırlanmış. Tamam ama suyunun akıp akmayacağını şimdi gözünüzde canlandıramadığınız suyuyla için. Suyuyla ne işiniz var sizin Esra Hanım? Çünkü... Hayır benim puanımı madem bu etkiliyorsa ben bunu kabul etmiyorum. Ben bugün bu kadar emek verdim. Çiçeğin altına masanın örtüsü ıslanmış diye peçete konmuş. O yüzden yazılmış bir puanın tekrar düşürmesini kabul etmiyorum. Etmiyorum. Asla kabul etmiyorum. Neyse yani en azından Esra bundan rahatsız olduysa söyleseydi. Eğer ev sahibi kaldırmazsa o zaman ben söyledim ama evet. Siz beni takmadınız, kaldırmadınız. O yüzden puanımı kırıyor desin. Ve bir puan, yarım puan da değil. Yani ben kabul etmiyorum Kadir Bey. Yazılmış, silinmiş bir puanın değiştirilmesini kabul etmiyorum. Peki dün Emine'ye kaç puan vermiştin? 2 puan vermiştim. 2 puan. Emine'nin evinde mi daha lezzetli yemek yedin, bu evde mi daha lezzetli yemek yedin? İki evde de lezzetli yemekler yedim. İkisinin de lezzeti eşit miydi senin açından? El lezzetleri güzeldi, eşitti. El lezzetleri. Niye 3 verdiniz de ondan sonra 2'ye indirdiniz? Peçete için. Çünkü ben masa düzenine... Yok inanmıyorum ona. Hayır hiç öyle değil. Hayır çünkü... hayır ben ona inanmıyorum Esra. O zaman o sizin hayır. Kendi görüşünüz. Peki Esra son kez soruyorum. Puanı değiştirmek istiyor musun? İstemiyorum. İnşallah pişman olmazsın bilmiyorum artık. Bilgin Hanım buyurun siz çevirin puanınızı. 3 puan veriyorum. Peki. Teşekkür ederim. İndirebilirsiniz Bilgin Hanım. 3 puan geldi. Evet. Son puan Emine'de. Esra'yı tekrar sorayım mı?
çok büyük haksızlık yapıyor. Yani bu bütün... ona çok kötü dönecek bir kere kafadan yani. Bunu ya. Öyle ve bütün arkadaşlarım da, bütün konuklarımın da dikkatini çekti bu yaptığı hareket. Yazıp tekrar puanı silmesi, bu çok büyük bir ayıp. Bilmiyorum, ekran başındaki insanlar da izliyor, bütün bayanlar da izliyor. Şu an benim yerimde de olabilirdiniz. Benim şu an yaşadığım... Sadece şu dikkatimi çekti. Emine ile yemeklerini aynı buldum dediniz ama 3 puan verdiniz. Hayır, sonra aynı, değiştirdiniz. Aynı buldum. Ben masa düzenine vermiştim 3. puanımı. Sonradan aklıma geldi o şekilde bir şey olduğu. Bunu da zaten ifade etmiştim. Anladım. Dile getiremedim diye. Ne diyeyim şimdi? Bundan kaynaklandı. Çünkü peki. Ben de bütün ya olarak benim de tuhafıma gitti açıkçası. Sadece peçete için, hani çatal eksik olur, bardak eksik olur, ne bileyim başka bir şey olur. Peçete. Yani bir şey altında. Yani bir de yarışma heyecanı benim var burada. Hani peçete, ne bileyim. Kadir Bey, bir de herkes yani şimdi... Üstüne basa basa dedi ya, yani sizin gününüz de gelecek, kendinize bu kadar güveniyorsunuz ama... Hı-hı. Öyle bir eksik kalır ki masada, yanacak. Bu sefer iflahını hani yemek yana. Yani neyse, çok da baskı olur. Yapmayalım. Şöyle, kendi kararı. Eksik kalırsa, kendi kararı. Yapamazsam, yazılmış. Başaramazsam yazılabilir. Kadir Bey yazılıp silinmeyi için ben... Yok, yazılıp değiştirme şansınız var sonuçta. Tabii ki. Değiştirme şansınız ama var. Ama neden? Ben de değiştirdim. Peki Emine, sen çevir puanla hadi bakalım. Kaç puan geliyor Emine'den ve Sabah Hanım? 3 puan Emine'den geldi. Teşekkür ederim. Evet. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Semih programı nasıl izliyor? Kapıda kolonya dökülmesi de duymuş. Merhaba. Semih Hanım'ın kolonya salonda sepmesi doğru değildi. Kapıda sepmesini bekliyordum. Salonda kolonya dökmesi çok gereksizdi. Kapıda dökmeliydi ya da dökmeye de bilirdi. Evet Semih, heyecan var tabii ki. Gün evet. Senin günün. Marifetini göstereceksin 20 bin lirayı almak için. Aynen öyle. Bugün mutfakta sen ter dökeceksin. Evet. İnşallah kendini beğendirirsin. İnşallah. Herkes menüyü de merak ediyor tabii ki. Aynen öyle. Şimdi özellikle Sabah Hanım, biliyorsun haftanın ilk gününde seninle çok fazla anlaşamadı yorum konusunda. İnşallah bugün lezzet konusunda anlaşırsınız. İnşallah. İnşallah. Elimin lezzetine güveniyorum. İnşallah anlaşacağız bu konuda da. Sen çünkü Sabah Hanım'ın gurmeliğine de çok inanmıyorsun. Hadi itiraf et. Herkesin damak zevki, tadı farklı. Göreceğiz bakalım. Peki Semiha, seni tanıyalım öncelikle. Kaç yaşındasın, kaç çocuğun var, yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin, çalışıyor musun, ev hanım mısın? 30 yaşındayım, 12 yıllık evliyim, 2 çocuğum var. Aslen Muşlu'yum. Komşumun teşvikiyle katıldım. Sizi çok seviyor. Kızım ne olur git, Bayburtlu kendisi. Ben de kendime güvendim. Açıkçası hani ekran önünde olmayı istemezdim ama bir an heyecanlanırsın böyle... Heyecanlanırsın diye mi? Çok heyecanlanırım diye. Hani o heyecanıma yenilirim diye istemiyordum. Ama kendime de güveniyorum. Demek ki teyze senin yemeklerini bayağı beğeniyor ki yarışmaya evet. Gönderecek kadar seni teşvik etmiş. Bak ne güzel. Yemeklerimi çok beğeniyorlar. Hani herkes çok beğenir de komşularıma her gün verdiğim için böyle hani... Sürekli bir tabak sirkülasyonu aranızda devam ediyor. Aynen. Tencere hatta tabak bile değil. Ha tencere. Eşim ne iş yapıyor tencereyle yemek dağıttığına göre herhalde beyefendinin geliri gayet değil. Eşim elektrikçi. Maşallah. Abin haberi var mı her gün tencere yemek dağıttığına? Eşin ne dedi bu konuda? Eşim önce ne işin var dedi, gerek var mı dedi ama sonra da sen bilirsin dedi, bir şey demedi. Ödülün 20 bin lira olduğunu biliyor muydu eşin? Peki Semiha, yemek yapmaya nasıl başladın? Yani evlendikten sonra mı öğrendin, bekarken yok. Çalışıyor muydun? Bekarken hiç çalışmadım, ev kızıydım. Benim annem rahatsızlandı, bir kanaması geçirdi. Ondan geçmiş sonra biz 5 kardeşiz. Tabii o zaman bir tane küçük kardeşim yoktu. 3 tanesiyle ben ilgilenmek zorunda kaldım. Sürekli yemek falan. Annenin rahatsızlığı neydi? Beyin kanaması bir anda mı oldu? Bir anda yoksa oldu. Hani rutin bir rahatsızlığı yok, var mıydı? Yok, sadece bir anda hani bir sızıntı olmuştu. Sonradan İstanbul'a gelip beyin ameliyatı oldu. Semiha'nın kadayıflığı iyi basılsın diye. Yani kadayıflar kabarmasın, havaya kalkmasın. Dış ses masayı tut bir yandan. Tutuyorum. İnşallah tencereyle yeteri kadar basılmıştır. Daha ne kadar kuvvet uygulayacağız? Ha onu ver. Kız aferin. Hocam kırılsın, eline batsın da gör gününü. Tamam böyle basıyorum Semiha, bak senin için. Teşekkür ederim Kadir Bey. Bırakın yaram kanasın. Bak hem alttan dış ses. Bak hem yanlardan kendime çekiyorum hem üstten baskı uyguluyorum. Ne yapayım, alkışlayayım mı seni? Kendin 4 tane mantara şov yapıyorsun. Burada 2 büktüm olmuşum. Ağzımı açmadım. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga.
Bir de daha bunun üstüne basacağız, değil mi Semiha? Evet. Semiha yeter ha, iki büklüm oldu. Tamam. Ter kadayıf tatlısının kesinlikle çok iyi basılması gerekiyor. Şerbetinin çok iyi ayarlanması gerekiyor. Eğer üstü kuru kalırsa, altı hamur olursa bunu da kesinlikle kabul etmem. Kadayıfı alacak, tepsiye koyacak, yağlayacak, bastıracak, fırına verecek. Yani bunun kadar basit hiçbir şey olamaz. Benim haberi gözüm yaşardı yani, niye acaba? Hırsız mı aklına geldi? Duygulandı. Onu unuttum bayağı. Semiha Hanım 50 dakikamız geçti. Ya. 50 dakika geçti Semiha. Wow. Bu etleri ne yapacaksınız? Hemen ne içeceğim? Zeytinyağı, Allah affet. Semiha, o şerbeti istersen artık kapat. Bayağı şerbetlendi o. Serpelim mi cevizi? Ha, evet. İçli köftemize başladık. Yoğrulma istiyordun Semiha, tepside daha rahat yoğurmaz mıydın? Tepsi. Şu yuvarlak bir tepsi vardır. Al. Küçük olur ama. Küçük mü o? Semiha, bu çorbanın içinde soğan mı var, patates mi var? Soğan, havuç, tavuk suyu olacak işte. Tavuk koyacak mıyız içine? Evet, onu da dideceğim. Tavuk da dideceğiz içine. Herhalde yani, sen ne sandın? Ben kullanmayacak diye düşünmüştüm. Bir içli köfte dışı en az ne kadar yoğrulmalı? Olana kadar. Olana kadar, olması tutana kadar. Olması işte. Bulguruna bağlı. Sana ha. Sormadım ben, kadına soruyorum. Gerçekten bulgurdan bulgura park ediyor, doğru söylüyordun sesle. Hayır, köle bulguru dedim, İstanbul'da paket bulguru ile yapıyoruz. Evet. Paketten pakete park eder. Bence iyi ıslattığınız sürece problem yok. Her markanın ıslanma derecesi biraz daha farklıdır. Yani en az bir 40 dakika falan yoğrulmalı mı? Evet. Biz ne kadar yoğurduk şimdi bunu? Ben bunu önce ıslattığım için çok yoğurmadım çünkü tuttu hemen. Bilgin abla, eti, pilavı, salatayı nasıl buldun? Buyur. Pilav bana çok pişmiş geldi. Bir tık daha diri olabilirdi. Pilav diri mi olur? Bir tık daha diri olabilirdi. Bir tık. Evet. Etin pişmesi güzel. Evet, afiyet olsun. Elinize sağlık. Lezzeti falan yerine mi susu mantarı? Mantarın şeyini, kremasını beğenmedim. Mantar mesela yine Sabah Hanım'da olduğu gibi siyahlaşmış. Bu zaten öyle bir mantar. Efendim? Kestane mantarı olduğu için hani beyaz olması gerekmiyor. Yani öyle bir görünüm veremez. Kültür limon... mantarından yapmadı. Kestane mantarından yaptı. Kestane mantarı olduğu için. Evet. Hı hı. Kremasını çok yoğun buldum. Efendim? Kremasını yoğun buldum. Salataya gelince salatanız evet. Çok tuzsuz. Hmm. Evet, tuz atabilir miydin? Atabilirdim. Atabilirsiniz. Buyurun atın. Bir tuzun, de öyle deneyin. Tuzun haricinde hiç sosu yoktu. Ekşiliği yoktu, yok. Hafif acılığı yoktu. Salatada bir tat alamadım. Diyecekleriniz bu kadar. Bu kadar. Afiyet olsun Bilgin Hanım. Peki dün Sabah Hanım'a dediniz ki ana yemek olarak küçük bir et seçmişsiniz. Yani kolay, bunda çok uğraştırıcı bir şey yok. Yine aynı fikirde misiniz bugün de bu et için? Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdesiniz. Peki Esra Hanım? Benim etim pişmemiş Kadir Bey. Bakın pembelikler burada. Bu zaten orta burada. Pişmiş oluyor. Hı-hı. Tam pişmez. Pişmiş, evet. Normal yani. Değil, evet, evet, normal. Hayır, orta pişmişten derken ben etimi bakın kesemiyorum. Görüyor musunuz? Tamam da bunun yani pişme derecesi bu. Bu orta pişmiş olur ve böyle olur. Evet. Bu antrikot değil yani, birinin birine ayrılamaz. Tamam, orada size katılıyorum ama bakın katılıyorsunuz. Gelmiyor ve yiyemedim etimi. Katılıyorsunuz ve yiyemiyorsunuz. Çünkü bunun usulü böyle yemek. Ama usulü böyle yemek de bu kalın bir et bakın. Çok çok senin kalın bir et. Benimki normal. Evet, benim de normal. Benim hayır. Dünkü bakın. Emine'nin etine döndü o zaman. Kesebiliriz. Yani Emine'ye bunlar parça parça olduğu için bakın. Dün yanlış anlaşıldım ama. Yok yani, anlaşılmadı. Söyledin canım, fikrini söyledin evet, sen de. Evet, çünkü hepsininki küçüktü. Benim etim onların iki katı büyüklüğündeydi. Kadir Bey bir bakar mısınız? Yani, tamam, o pembelikler tamam. Bende de var. Hepsinde var ama onun pişme derecesi de o. Bu kadar yediniz mi? Yedim. Çiğnenmiyor mu da? Mesela yani. Benim de pembe çok rahat yapılır. Ama pişme derecesi bu olduğu için böyle pişirmesi gerekiyor. Çok da pişmiş olsaydı biraz, bu etin pişme biraz, derecesi böyle değil, neden böyle pişirdiniz derdiniz. Belki biraz kalın olduğu için. Hepsini aynı pişirmemiz. Peki ısırınca gacır gucur ediyor mu ağzında? Evet. Allah Allah, kimse öyle gacır gucur ses duymadık. Bir de bir daha yiyin bakalım, duyalım. Yok, bir daha yemek istemiyorum. Ama hayır, Kadir Bey de yanında yiyor. Ben öyle bir ses duymadım. Sabah Hanım'dan duymadım. Bir de mantarlarınız, kestane mantarı dediniz. Evet, olabilir. Evet. Beyaz olması gerekiyor ama biraz su vermiş.
yemeğinize. Yani kremasını sabah... Yani zaten krema akıcı olması gerekmiyor mu? Beyde ama bence krema yoğun olmamış ki bunda. Hayır. Yani ben kremayı bence... burada hani bunu böyle bir tutsun işte üzerinde hani su aksın. O var bu tabak görüntüsünde. Zaten bakın. Akıcı olması gerekmiyor mu? Hani evet. Çok da böyle... Muhallebi kıvamı İpeksi bir kıvamı gerekiyor. Olması gerekiyor bence. Öyle bence. Yani muhallebiden bir tık daha böyle bir yumuşak, hani çok katı olmayacak şekilde olsaydı severdim. Buyurun puanlarınızı verin, hadi bakalım. Semiha ne kadar hamar atmış, kaç puan alacak? Ama her şeyi değerlendirin lütfen. Kahve sunumumdan, masamdan, her şeyimden. Yemeklerin zorluk derecesinden filan. Evet, hepsini değerlendirebilirsiniz. Aynen. Çok merak ediyorum baştan sona beğenilmeyen bir menünle kaç puan alacak sadece tatlı. Göreceğiz. Yani iyi bir puan verirlerse zoruna Kadir Bey, haksızlık. Sadece onu söylüyorum. Peki. Yani bir etle benim yemeğim aynı puan alıyorsa bence çok haksızlık. Peki bakalım sana ilk haksızlığı kim yapacak görelim. Görelim. Bilgin Hanım buyurun çevirin puanınızı. 2 2 puan geldi. Yani 1 mi vermeliydi sana göre? Kadir Bey aslında 1 hiç kimse hak etmez. Sadece yemeği eksik yanık falan olanlar hak eder bence. Çünkü burada 2 saatlik bir süre var. Bence ben 2'yi hak etmedim. Anladım. Ben Sabah Hanım'a nasıl o şekilde dedim ya size, ertesi gün yarışacak yarışma çok önemli. Verdiğimiz puanlar bu yüzden önemli. Peki. Siz baştan sona hiçbir şey beğenmeyip sadece tatlıyı beğendiniz ve zorluk derecesi olmayan bir şey beğendiniz. Hayır. Ve benim ana yemeğimi beğendiniz ve yine 2 verdiniz. Ben senin Bilgin sadece eti de beğendim. Ana yemeğini beğendim. Sadece anayım. Evet. Bakın Semiha Hanım'ın masa düzenine verdim. Etin pişmesine verdim. Tatlıya? Tatlı da beğendim. Kahve sunumunu da beğenmiştiniz sabah. Yani tek tek vermedim. Şu an 2 puanını... Sadece hepsi 2 puan mı? 2 puan gördüm. 2 puanı. Hepsini 2'ye topladım. 2'ye topladım. Peki. Esra Hanım buyurun siz çevirin puanlarınızı. 2. 2 puan. 1 diye bekledim. Arkadaşım bir neden vereyim sana? Korktum. Öyle bir çevirdiniz yani ki şey bir zannettim. Hiçbir eksiğiniz yoktu. Afiyet olsun. Yani 2 tane 2 geldi haftanın 3'ün gününde. Eti tamam Esra Hanım beğenmedi ama diğerleri yediler. Çorban da tadı tuzu yerinde dediler. Sadece davet sofrasına uygun olmadığını düşündüler. Ben uygun olduğunu düşünüyorum. Salatayı da beğendiniz. Sunumlarına. Enginleri de beğendiniz. Tatlınıza verdim puanınızı. Sofraya anladım. Puan verdiniz mi? O da bunun içinde mi? Evet. Sofra derken sunum mu? Ya şey masa olarak. Tabii masa düzeni, kahve sunumunuz bir arada. Ve, hepsi 2 puan. Evet. Tattınız. Çünkü Emine'nin gününde ilk gün yok çatalları öyle rastgele attınız diye dünyanın lafını saydınız ya o yüzden sordum. Sabah Hanım buyurun çevirin puanınızı. 2 de Sabah Hanım'dan geldi. Az daha bağlasan 8 olacakmış. Sabah Hanım etini de yedi. Çorbayı evet, da içti. Salatayı da yediniz. Yok hayır. Yani nelere puan verdiniz söyleyeyim bir de. Ben tatlıyı gerçekten muhteşem. Tamam ona puan verdiniz. Sadece bir puan tatlıya verdiniz. Evet. Bir de eti güzel pişmişti. Masa, sunum. Yani onlar da evet onlar da çok hepsi, güzel ama. Hepsi yarım yarım porsiyon vermişler hepsine. Çeyrek buna, çeyrek buna, çeyrek buna. Ben yarım vermedim. İki tane özelliğinizi tam beğendim ve evet. Birer tam puan verdim. Masa için haftanın en şık masası dedilir şimdi. Evet şu ana kadar. Aynen öyle dediler ama ve çeyrek çeyrek verdiler. Masaydı. Ama şimdi yemeklere veriliyor ya hani eğer ki bize söyleseler hani masaya ama bu da masa... 1 puan, sunuma da 1 puan. Kadir Bey onlara da verilmiyor mu? Benim bildiğim veriliyor. Yani hani masanın düzenine uygun konuşuyoruz ya. Genel olarak değerlendiriliyor. Şimdi masasında dağınık ya da beğenmediğiniz bir masayla beğendiğiniz masanın arasında da fark. Şöyle mi yapmalıydım mesela? Ben burada sadece tatlıyı çok beğenerek yedim ve salatanın kıvamı hoşuma gitti. 1 mi vermeliydim size? Asla. Onu hak etmiyor hiç kimse Emine Hanım'ın dediği Esra'nın gibi. Esra yorumuna göre zaten sofrayı buna kattığı belli. Yani o beğendiklerine göre ama diğerleri için bir şey diyemeyeceğim tabii ki. Son puan Emine'den. Buyur Emine. 2 puan tabii ki de. 2 puan bu şekilde... Ben adaletli olduğumu düşünüyorum en azından. Ben de adaletli olduğumu düşünüyorum. Ben düşünmüyorum. Ev sahibine sormak lazım şimdi adaleti. Adaletliler mi sence? Değiller. Çok farklı bir atmosfer. Gerçekten o 2 saat içinde yapabileceğinizi inşallah yaparsınız da. Kadir Bey bir şey söyleyebilir miyim son kez? Sabah Hanım'ın menüsünü daha çok beğendiğim için
Yani sadece tuz eksikliği olduğu için ve daha zengin olduğu için aratacakları. Açıklamanı yapmıştınız zaten. Yani o yüzden ona da 3 veremezdim. Toplamda Semiha 8 puana ulaştı. Bunun üstüne temizlik etabının puanı da gelecek. Benim puanım da gelecek. Büyük finale daha 2 gün var. Evet. Belki Bilgin Hanım, belki Esra Hanım fırtınalar yaratacak programda. İnanamayacağınız menülerle karşınızda bilemeyiz. Nasılsınız? İyiyiz. Siz deyiz valla. Biz de sizin gibi eve gidiyoruz. Evdeki işleri hallet. Siz süpürü misafirlerle gel. Bugün Bilgin Hanım'ın günü sevgili seyirciler. Haftanın en başından beri konuştuk ama Bilgin Hanım'ın menüsünde, marifetinde biz de merak ediyoruz. Dün özellikle sofrada bayağı biraz tatlı tatlı da olsa gerildik. Bilgin Hanım'ın marifeti konusunda biraz daha beklentilerimiz yükseldi. Aşçıyız diyor bir haftadır. 4 gündür evet, aşçıyım diyor. 15 aşçı ama dalaylı bir aşçı. Yani dalaylı deniyor değil mi? Yanlış demedim. Alaylı. Ha, alaylı. Alaylı bir aşçı. Yani diploma olarak aşçılık diplomanız yok. Yok. Bir okul eğitiminiz yok. Yok. Ama kendinizi geliştirmişsiniz bu konuda. Çalıştım. Geliştirmeye çalıştım. Ve 80 kişiye falan yemek çıkardınız. Aynen aynen. Bu da kolay bir şey değil. Onun yağını tuzunu tutturmak. Burada göz saat... kararı. Çünkü her şeyi göz kararı yapıyorsun. O sırada ölçü kullanamadığına göre hep göz kararı kullandığım için gayet bir güzel oluyor. Bir de şurası sıkıntı. Bak şimdi burada 5 kişiyi memnun edene kadar göbeğin çatlıyor. Orada bir de 80 kişi bunun yağlı yiyeni var, tuzsuz yiyeni var, ne bileyim krema sevmeyeni var. Hepsini memnun etmek zorundasın. Tabii, tabii. O da kolay değil. Öyle bir 10 kilo 20 kilo pirincin suyunu ayarlamak, kaldırmak. Tabii, tabii. Herkes güzel yapamıyor. Bazı yerlere gidiyorsun. Aşçı diye yemek yapmış ama yemin ederim yalı bir yerde, salı bir yerde yenmiyor. Evet. Ama evet, beğenmişler ki bu kadar 15 yıl çalışmışsın. 15 yıl evet. Yani o da zor. Peki nasıl başladın bu mesleğe Bilgin abla? Daha önce hiç yemek yapmıyordum Kadir Bey. Evlendiğim zaman yani yaşım küçük olmasından dolayı hiç yemek yapmıyordum. Yani kocama, eşime hep geldiğinde kahvaltı türü zeytin, peynir, yumurta haşlıyordum. Allah canını almasın seni. Ne kadar sürdü bu peynir, yumurta? Bir 6-7 yıl, 8 yıl gitti. Ay diyecek zannettim. 6-7 ay diyecek zannettim. Yok, 22-23 yaşına kadar gitti öyle. Adam da götürmüş yani. Gerçekten yani. Çok teşekkür ederim eşime. Allah razı olsun. Abi nakaya vardı. Saklı yani şimdi. Sağ. Yalnız beyefendi. Benim oğlum öyle kahvaltıyla besleyecek 6-7 sene. Gözleri kaynana görür yani. Zaten ama görmüş kadın, daha kaynana mı görecek? Ama evet, haklısındır biraz da kayınvalidesi ki gelinimden o anlamda ben çok memnunum yani. Ha, yani böyle gidip gelip şey oğlunun önünde yumurtayla peynir göster. Aa yok, sinirlenirim tabii. Olur mu öyle şey? Ben hala o yedireyim şeyindeyim, modundayım. Ama Kadir Bey, annem mesela evlendiğim zaman her şeyi söyledi. Kayınvalideme, eşime hani bir şey bilmediğimi söyledi. Evlenmenin vakti gelmediğini söyledi. Hayatım tamam, ben 6-7 sene çocuğunuz olsa 7 yaşında olacak. Ay hepsi nasıl kadın bir süre gidiyor. Yani yaşattım sonuçta. Suyla da yaşanıyor. Demek ki beni eşim çok seviyormuş. Sesi evet, çıkmadı. Evet, sevmiş gerçekten. Merhabalar sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz, hiç ara vermedik. Görmüş olduğunuz gibi patlıcanlarımızı alaca alaca soyduk. Uzun uzun güzelce. Evet. Hazır. Bunlar kızartılacak mı abla? Evet, kızartılacak. Kadir işini biliyor, hemen tavasına yağ koyuyor. Sen ne yaptın? Bunu biraz yoğurdu, patates koydun mu? Koydum. Bunu bir yoğurduk, şöyle bir göstereyim. Tamam. Evet, ocakta da iç pilavımız devam ediyor pişmeye. Kapağını biraz. Tüpte de biberlerimiz közlendi. Abla sen keke baktın mı hiç? Baktım. Ne zaman baktın? 2 dakika önce baktım. O biberin kokusudur. Yapma falan yok değil yok, mi? Yok. Vallahi daha kek yapacak vaktimiz de yok, yok sevgili seyirciler. 1 saat 5 dakika geçti. Bu ne hale? 1 saat 5 dakika mı geçti? Evet. Eyvah. Patlıcanları niye kızartıyorum ben bu arada? Hiç bilgim yok bunlarla alakalı. Onlar ara sıcaklarda galet unu ve yumurtanın şey edeceğiz. Ha, yumurta ve galet ununla evet, banıp kızartacak evet, mıyız? Meri'de böyle bir şey var mıydı? Ben hatırlamıyorum. Ben ona izni olarak söylüyorum. He? Ara sıcakta yoğurtlu patates salatası var dedi. Evet. Başka ne vardı? Patlıcan ezmesi dedim. Kızartıyoruz biz bunları. Ben öyle hitap ediyorum. He, sen adını öyle koydun. Öyle koydum. Peki demeyecekler mi bunun neresi ezilmiş diye? İçinde ama şey de koyacağız. Ne? Kapya biberi. Közleyip içine koyacaksın. Aman canım, olabilir bende kader ezildiğim, hiç ezilmiş gibi bir halim var mı görüyorsunuz? İsimlere takılmayın siz fazla. Ama bakın, masalı gurmemiz var. Patlıcan ezmesi diyoruz. Biz görünümü değil lezzet olarak size patlıcan ezmesi tadı vereceğiz bir kere. Ondan yana şüpheniz olmasın. Yani en azından ablam öyle düşünüyor ki böyle bir şey yapmış. Ben de anlamış değilim şu anda. Bir insan neden patlıcan
patlıcan ezmesi yazar da patlıcanı kızartır. Ablama şu anda ulaşılamıyor. Abla ulaşılamıyor şu an. İyi bir patlıcan ezmesi bir kere fırında közlenmemesi gerekir. Eğer ki fırında közlerse hemen anlarım bunu. Ocak ateşiyle közlenmesi gerekir. Ocakta közlediği zaman böyle bir iki dakika sonra soyup limonlu suda bekletecek ki kararmasın. Bu mantarın kararmasına benzemez. İçli köftenin yanına patlıcan ezmesi olmaz. Çünkü hem patates salatası yoğurtlu hem de patlıcan ezmesi yoğurtlu. İki tane yoğurtlu ara sıcak olmaz. Pilavımız pişmek üzere, evet. Bir içli köftemiz. Şu içli köfteyi bir aç artık ümmeti Muhammed bir rahatlasın. Herkes merak ediyor içli köfteyi. Şuna galetonumuzu döktük. Bilgin Hanım, iş hayatına maddi zorluklar yüzünden mi başladınız? Yok, iş hayatıma maddi zorlukları aşmıştım işe başladığım zaman. Evim o kadar şirenin içinde çalışmadığında tam evin olmuş, rahat ettin diye gittin işe. Çocuklar büyüdü, biraz yalnız kaldım. Onlar okula gidiyordu. Ya ben sen de televizyonu, bir sürü program var. Niye yalnız kaldın? Yok muydu kolun komşu? Biraz gidip kendimi ispatlamak zorundaydım. Aa bak, ispatlama konusu ayrı. Sana böyle bir şey yapmıyormuşsun gibi mi davranıyorlardı? Ya öyle demiyorlardı da ben de hani çocuklarıma, eşime artık kendimi 6-7 yıl artık kahvaltı yaptırmışım. Biraz yenilik yapmak istedim, bir şeyler öğrenmek yani istedim. Keşke bunu evdekilere yapsaydın. Evdekilere kahvaltı yedirip de 7 yıl sonra gidip ellere yemek yapman da ayrı tatlı bir gün. Ama o zamana kadar tabii biraz yapıyordum Kadir Bey. Direkt hani gittiğimde iş hayatına şey yapmadım. Hayır, sırf yani evdekilere kendini ispatlamak için mi bu işe girdin? Evet, yani hem onlara hem can sıkıntısından. Ben mesela hayatta ben canım sıkıntısı işe girmem. Yani iş benim için büyük bir külfet, ne bileyim. Can sıkıntısına işe girilir mi Allah'ını seversen? Yani canım sıkılıyor, hadi ben sabah 6'da gideyim de dolmuşa bineyim. Onca milletin arasından şuradan bir göz töpü gümrüz uzatın diyeyim. Hayır, işin ilginç yanı evdekileri kendini ispat etmek istiyor ama dışarıdakileri doyuruyor. Onu anlamadım işte. Bence bir şeyler Bilgin ablanın zoruna gitmiş. Bence kendini evdekilere değil de başka birilerine ispatlamak istemiş. Olabilir. Sen sanki böyle bir laf duydun gibime geldi bana. Emine nasıl buldun ana yemeği? Kadir Bey, tavuğu iyi pişmiş. Ama pilavında hiç baharat yok. Ve tavuk önüme geldiğinde patlamıştı. Benim bildiğim bunun hiç patlamaması gerekiyor. Direkt alttan birleştirilmesi gerekiyor. Tavuğun bir de şurasını almamış maalesef ama salatası güzel. Orası neresi? Dediğin neresi bu? Bütün göğüs değil mi zaten? Şu kısım. Ya da sos gelmemiş olabilir şurası. Hay, tavuğun çıkarılacak bir parçası mı orası, anlamadım ben. Düzeltilebilir, evet. Şey kısmı. Ya neresi olduğunu tam tahmin edemiyorum mu şurası? Pilavın da gerçekten baharatı az olmuş. Salatanın da sadece birazcık tuzu az, o kadar. Pilava baharat ne koydun Bilgin abla? Koymamış sanırım. Baharat, karabiber koydum. Toz biber koydum. Yeni bahar koydum. Hiç belli olmuyor Kadir Bey. Renginden de belli olmuyor, tadından da belli olmuyor. Yani koyduk diyoruz, halen diyor ki yok, az diyor. Yapacak o zaman ben şey de pilava yok, tuzu az koymuştum ama size çok tuzlu geldi. Çok tuzlu geldi. Siz de öyle gördünüz o zaman. Evet, öyle gördüm. Anlıyorum sizi. Peki, bu bir yandan da soğuk soğuk ter döküyor. Sinirden farkındayım. Ama bir şeyler söyleyeceksen söyle tekrar diyorum. Günün geçtikten sonra söylesen de fark etmez. Buyurun Esra Hanım, siz yorum yapın bari. Değil mi Esra? Evet. Bir dakika. Yorum yapın bari. Ben tadını çok beğendim yemeğin. Tavuk çok güzel pişmiş. Afiyet sosunu olsun. Da çok güzel almış. Ben acaba sulu sulu bir şey mi gelecek tabağıma diye tereddüt ediyordum. Öyle çok tereddüt ediyordum. Öyle gelmedi. Tadını da çok beğendim. İç pilavında baharat var mı sana göre? Az var. Az var. Biraz koymuş. Tatları geliyor az az ama az koymuş. Salata için yorumun nedir? Salata için, salatasının da sebzeleri ölmemiş. Sosu da güzel geldi bana. Peki, baharat beğendim. Ama geliyor yani sana. Birazcık geliyor. Mesela karabiberler geliyor. Heyecanlı bir şekilde puanlamayla karşınızdayız sevgili seyirciler. Biz de sizin gibi merak ediyoruz, acaba kim ne puan verecek? Bilgin Hanım kaç puan ulaşacak? O zaman uzatmadan hemen puanlarımızı verelim. Buyurun hanımlar. Esra Hanım kaç puan verdiniz? Buyurun açıklar mısınız? İki puan verdim Kadir Bey. İki puan verdiniz. Evet. İndirebilirsiniz. Emine niye gülümsedin, ne oldu? Kadir Bey, her sofra aynı şu an Esra Hanım'a göre. Sorun bakalım neden Ebru iki puan veriyor? Neden herkesin aynı? Bir mi verecekti? Yani onun fikri de ne verirse verir. Ben soruyorum neden iki verdiğini. Yani daha çok çeşidi olan ve beğenilen Sabah Hanım varken her şeyini beğenip yedi çünkü. Ben yorumunu çok iyi hatırlıyorum. O da iki puan.
Dün Semih Hanım da 2 puan, Emine ben de 2 puan. Evet. Ve Melih Hanım da 2 puan. Evet, ben de çünkü beğendiğim kriterlere birer puan veriyorum. Bunu da bu şekilde değerlendirdim. Neyi beğendiniz eksik Esra'nın sofrada? Bir dakika, eksik menü var mıydı masada? Vardı, ezme. Hayır. Ezme yapmamış ama patlıcan yapması bir şeyle uğraşmış. 2 saatin içerisinde bize vermiş olduğu çeşidi, tamam mı? Kaç çeşit vermiş bize? 5 çeşit mi vermiş, atıyorum. 5 çeşidini de yapmış. Evet, yanlış yapmış. Yanlış yapmış. Ama eksik işte olarak bulmuyor. Farklı pencereden bakıyorsunuz. Farklı pencereden bakıyoruz, evet. Peki Emine Hanım, buyurun çevirin puanlarınızı. 1 puan Kadir Bey. Kadir Bey, kabul etmiyorum. Gerçekten 1 puan hiç kimseye verilmez yani. Masa hiç hazırlanmaz, yemek yanar, hiçbir şey getirmez. Yani olur mu şimdi 1 puan ne demek ya? Emeğime bu kadar mı yani? Siz de o emeği yaşadınız 2 saat. Yani cevap ne kadar ter döktüğünü biliyorsunuz. Belki hani tadını, hepsini beğenme ama 1 puan veremezsiniz. Veririm. Kabul etmiyorum Kadir Bey. Açıklamasını yapayım. Şöyle patlıcan ezmesi bir kere eksik. Eksik menü olduğunda da 1 puan verebileceğimizi düşünüyorum ben. Ayrıca ikincisi Bilgin Hanım'ın tavırları hiç hoşuma gitmedi. Üst ağzıma kadar yaklaştı ve benim için bu çok kötü bir durum. Ayrıca da yemeğinde zaten yorumlarımı yaptım. Hiçbir şeyini beğenmedim. Sadece emek olarak 1 puan budur. Sizin mutfakta. Yani şu anda eksik menü sayıyorsun Kadir Bey. Eğer vicdanı rahatsa, evet, vicdanı rahatsa 1 puan versin Kadir Bey. Şöyle bir şey Kadir Bey. Bize ezme dedi, rulo demedi. Rulo deseydi tamam. Ama bize ezme dedi. Biz ezmeyi görebildik mi? Patlıcan olmasının bir önemi yok. Biz ezme görmemiz gerekiyor. Ezme nedir? Közlenir, ezersiniz bunu. Ya yoğurtlu yaparsınız ya başka bir şey katarsınız. Patlıcan getirdim mi size? Tamam, belki patlıcan yeni biber getirsin. Ben de çorba olarak domates getirdim mi size? Siz böyle mi bakıyorsunuz? Tamam yine da bir mi verdim size? Siz benim ana yemeğimi çok beğendiniz. Ya ana yemeğini çok beğendim. Evet, yani diğerlerine ona de uygun görmüyorum dediniz. Görmedim ve 2 puan evet verdim. Ana yemeğinize 2 puan verdim. Ben de verdim sizin hiçbir şeyinizi beğenmedim. Hele bu tavrınızı hiç beğenmedim. Keşke ağzıma kadar yaklaşmasaydınız ve patlıcan sarma yerine bana patlıcan ezme getirseydiniz. Ben şu an haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Tamam, eğer size 2 puan verirsem seni baş başa bırakırım. Ben eğer size 2 puan verirsem seni almayınızla baş başa bırakıyorum. Bırakın, ben çok zaten rahatım. Ben bekliyordum Kadir Bey 1 puan vereceğini. Dedim ya size, neden ne kadar da dolu yapsam, ne kadar da şey yapsam kötü bir puan vereceğine emindim Emine Hanım'dan. Niye Emine haftanın başından beri sana karşı bir kastı? Evet. Neden olsun? Tanımıyorum ki sizi ben. Peki, yani patlıcanı eksik menü sayıyor Emine Hanım. Bir de Semiha ile kıyasladığında asla evet, asla. Evet Kadir Bey, Semiha Hanım'a beğendim en azından birkaç şeyini. 2 puan verdim. Peki Semiha açıklasın puanına bakalım. Semiha buyur. Benim Bilgin Hanım'a puanım 2. Elinize emeğinize sağlık. Şimdi zaten sen dedin ki, çok özür dilerim Semiha'cığım. Dedin ki eğer 2 puan verseydim Semiha haksızlık olurdu dedin. Semiha da kalktı 2 verdi. Semiha kendi kendine haksızlık. Ben neden verdim açıklayayım. Ben zaten yemekten gelince yorumumu yaptım. Tekrardan yapmama gerek yok. Ben her şeyi yetiştirdiğiniz için, emeğiniz için, ana yemeği beğendiğim için. Bu kadar. Peki. Yani 1 puan demek ne demek? Hiçbir şey yapmaz. Hepsini yetiştirdiği için. Bilgin Hanım biraz önceki yaptığınız hiç hoş değildi. Emine Hanım'a sizin karşı bakışlarınız hoş mu peki? Peki Sabah Hanım, çevirin puanlarınızı. Haydi bakalım son puan. 2 puan da Sabah Hanım'dan geldi. Toplamda 7 puana ulaştı. Bilgin Hanım, ablacığım tekrardan ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Yarın Esra Hanım yarışıyor biliyorsunuz ve haftamızı tamamlıyoruz. Haftanın en amaratı 20.000 TL'nin yarım altına, çeyrek altına sahibi belli olacak. Bakalım kimsenin birbirini beğenmediği bu masadan 20.000 TL ile kim kalkacak, ben de merak ediyorum. Evet. Aynı saatte görüşmek dileğiyle puan vermişlere gidiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Yarın görüşürüz. Hadi bakalım. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk tekrardan. Evet, bugün Esra'nın günü. Artık sıra onda. Mason marifetleri göreceğiz. Ama Esra'nın biliyorsunuz ki masada dün size bayağı sitem etmişti. Yani beni samimiyetsiz buluyorsunuz. Ondan sonra cuma dünkü bana sinir oluyorsunuz. Bana sinir oluyorsunuz. Zaten yarın bana nasıl geleceksiniz merak ediyorum dedi. Bugün açıkça yarışmacı arkadaşlar hakkında ne düşünüyorsun? Misafirliğe geldiler. Ön yargılı gelmediklerini düşünüyorum. Yani o bir haftadır düşüncelerini bugün geri mi bıraksınlar? Şimdilik önce bir geri bırakmaları gerekir. Çünkü önce bir masayı, misafirperverliği, bir ortamımızı güzel bir yaşayalım. Ondan sonra objektif olabileceklerini düşünüyor musun bugün masada? Düşünemiyorum. Düşünemiyorsun. Esra Hanım da objektif değildi. Ki Esra Hanım
haftanın başından beri hep 2 puan veriyorsunuz. İyi masaya da kötü masaya da. Siz objektif miydiniz peki? Ben de objektif olduğumu düşünüyorum. Ben düşünmüyorum kesinlikle. Çünkü ben söylüyorum puanlarımı hangi kriterlere verdiğimi ve şöyle bir durup düşündüğümüzde de o kriterlerde yanlış bir şey göremiyorum kendimce. Ama siz görebilirsiniz, o da sizin düşünceniz. Yani dediğim gibi Sabah Hanım'ın masasında herkes 3 puan verdi. Sabah Hanım'ın menüsünü zengin gördükleri için, güzel olduğu için. Ama siz orada sadece bir peçete için bir puan kırdınız. Siz bence kendinize çelişiyorsunuz fikirlerinizle. Olsun, o da sizin görüşünüz. Ben yani objektif değil Esra. Değil, hayır. Çünkü iyi masaya da 2 puan veriyor, kötü masaya da 2 puan veriyor. Peki, göreceğiz bakalım bugün. Kötü derken beni mi gösteriyorsun? Hayır, Bilgin öyle abla... masa derken, kötü masa derken. Öyle demek istemedim. Hani sizin çorbanız, içli köfteniz, ara sıcağınız, masanız olarak... Ben sizden daha iyi oldum, kendim bir düşünüyorum. Bir puanlık bu masamdı. Yani ben bir puan vermedim, 2 puan verdim emeklerinize nazaran. Kötü masa nazaran. Derken yani herhalde siz de mi o düşüncedesiniz? Beden dili onu gösterdi değil mi? Şey beni gösterdiğine göre. İçinden geçeni bilmiyoruz ama bedenini ama benim gösterdi. Masamla kıyaslarsak benimki daha iyiydi Kadir Bey. Bana da 2 puan size verdi. Size bilgilerime de 2 puan göre... verdi. Şimdi Esra... Emine'ye de 2 puan verdi. Esra biraz sonra da 2 puan verdi. Esra Hanım'ın gözünde. Evet. Her, bütün masalar eşit dediği gibi. Bilgin abla zaten bugün içini dökecekti. Masada hiç konuşmadı ev sahibi olduğu için ve bayağı bir sabretti. Bazen böyle yükseldi. Evet. Birazdan kahve içerken bence Bilgin abla dökülecek dünle alakalı ne düşündü hakkında. Bu arada Emine sen rahatsızlanmışsın, geçmiş olsun. Evet, midem rahatsız biraz. Her gün birimize bir şey oluyor Kadir. Ne oldu? Bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. Buradan çıktıktan sonra başladı. Ya bir şey mi dokundu yoksa üşüttüm falan tarzında mı? Bilmiyorum artık Kadir Bey, yorum yapmayayım ben o konuda. Geçmiş olsun. Bence iyi şerbet de çektim. Biraz da açılır rengi. Sadece birazcık cevizleri şunları şöyle kenara attık mı ekmeklerim iş görür. Tamam, bence hepsi iş görür. Allah'ım yüreğim ağzıma Kadir geldi. Kadir Bey öyle demeyin ama onun cevizleri yanmış diyecekler bana. Ama fırına girdi şey yani. Şey yapabilirim. Onları söküp yeniden mi ceviz sokalım? Tekrardan. O da düşer ama. Fırında belki ceviz kızartabilirim tekrardan. Ama şerbeti dökünce kayar üstünden, onlar tutmaz. Bence hiç o riski alma, dağılır bir de Allah göstermesin. Bu kadar da kızarsın değil mi yani ceviz fırında? Bence bir sakıncası yok. İçine de işlemiş sanki biraz ha. Çok güzel kavruk tadı geliyor. Hiç paniğe kapılma, çok güzel olmuş. Öyle mi diyorsunuz evet, Kadir Bey? Evet vallahi güzel. Öyle bir yanık tadı, kömür tadı gelmiyor. Tam böyle fındık hani fırına verir de kavurursun ya, öyle bir aroması var. Ekmek de okey, o da tamam oldu. Elim ayağıma dolu koşu yaptım. Bir de duman çıkıyor. Bunun yağı zaten yandı. Ondan değil, bundan geldi duman. Problem yok, dikkat dağıtmıyoruz. O cevizler bence olmadı. Tamam ne yapacaksın söyle o zaman. İlla bir şey yapacaksın. Ne yapacaksın söyle. Malzemem var ve birazcık daha pişirebilirim bence. Sen biraz misin? Daha ceviz fare pişirebilirim. Peki. Yalnız buradan 12 tane çıkmaz. Bunlar burada kalıyor. Ispanaklarım burada. Havuca bu kadarına fazlasına gerek yok. Sen ıspanakları koydun mu ocağa? Hayır, ıspanaklar ocağa girmeyecek. Şey ama şey püre olmayacak mı? Hayır. Evet, şimdi bunları da Kadir Bey... Doğruyorsun. Evet, doğruyorum. Tencerede şöyle. Kavuracak mıyız bunları? Hı-hı. Tavada soteleyeceğiz minik şöyle. Tamam. Çok fazla değil zaten. Sonra krema ekleyeceksin. Hı-hı. Makarnayı haşlayıp içine mi atacaksın? Makarnamı haşlayacağım. Ona da karabiberli ve krema karışımı ekleyeceğim. Buna da karabiberli ve krema karışımı ekleyeceğim. Sonra makarnayla sebzelerimi birleştireceğim. Tek tek porsiyonluk kaselerime dolduracağım. Üzerlerini kaşar peynirlerini rendeleyip... ısınması için fırına bırakacağız. Niye su koydun tencereye? Makarnayı mı haşlayacağım? Makarna için alçak bir tencere değil mi o? Hayır değil, olur. Bu da tamam. Aç altını o zaman hızlıca. Biraz hızlanalım. Tamam. Bir saatimiz kaldı Kadir'ciğim. Son bir saat. Dolmalar pişecek daha. Şimdi şekerpare yapacak mıyız, yapmayacak mıyız ceviz fare? Onları yuvarlar mısınız benim için Kadir Bey? 12 tane çıkmayacak bu hamurdan. Çıkmayacak. Buradan uçtan yere elimi ayağımı bulaştıracak benim. Ama o zaman cevizlerim yanmış gibi görünüyor. Bakın bunların altı tamam. Hiçbir şey hiçbir yok. Hiçbir şey yok çok ya. Güzel. İyi de senin de ağzın yok mu? Hayır şey yapayım o zaman. Ben ceviz fırına birazcık ceviz atmak istiyorum. Tamam o daha mantıklı bence. Üstüne koyarsınız sonra da düştü dersiniz artık. Şerbet belki ıslanınca içini zemeriz. Ay zaten ıslanınca düşüyor ki onun ceviz ağır olduğu için. Tamam. Fındığı bile iyi saplarsan çıkmıyor. Tepsimi arıyorum şu anda, diğer tepsimi. Tepsiye gerek yok. Yağlı kağıdın üstüne sen ızgaranın üstüne at gitsin. Hayır bir tane tepsim vardı. Fırın tepsisi, onu alabilir miyim? Tamam. Fırını kapattınız gerçi. Isısıyla pişer zaten.
Tamam mı? Bakayım iki. Evet efendim. Altı. Günün muhteşem menüsü fırında ceviz. Aslında tavada pişirirseniz daha kolay olurdu Esra Hanım. Olsun. Şimdi bizi... Fırının sıcağı yeter arkası... zaten ama içerisi cehennem gibi. Etmez. Çok azıcık birazcık daha bunu hadi bakalım. Açacağım minnacık. Makarna kaynıyor. Dolmayı ne zaman dolduracağız? Şu anda dolmayı doldurmaya geçiyoruz Kadir Bey. Tenceremizi alalım. Bir yandan da ıspanaklarımı soteleyeyim ben. Yemeklerinizin tadına bakıyor musunuz bu arada? Evet bakıyorum. Dolmanın içini beğendin mi? Ben Esra. Beğendim evet. Semiha senden başlayalım buyur. Ben et soteleyeyim buna. Hiç beğenmedim. Çok tuzsuz olmuş. Tuzsuz mu? Evet. Et soteledim buna. Evet. Jülyen doğramış biberi, domatesi, soğanı. Peki fayita nasıl olur? Hatayı nerede yaptım? Ben yani onu hiç yemedim ama ben bunu et sote olarak görüyorum. Tamam hani şimdi bir bakmışsınızdır belki acaba Esra Hanım bize fayitayı yaparken. Aynı böyle oluyor. Hı. Diri kalması lazım. Sabah Hanım'ın da bildiği gibi. Hepsi çok ölmüş. Bir de çok tuzsuz. Tam güzel pişmemiş gibi geldi bana. Hiç bunlar mi? Da çok tuzsuz. Tamam. Bunları da beğenmedim. Makarnası çok güzel ama yiyemedim. Neden? Çünkü alamıyorum. Kurumuş üstü. Kurumuş mu üstü? Evet. Bakın alamıyorum. Şöyle yapsanız ya bıçağınızla. Tabii ki kuruyacak kaşar peyniri bunun üzerinde az alamadım. Önce fırınladım ya. Kaşar peyniri üzerinde kızardı. Bu yemek de yani fayita da et sote tarzında bir yemek ama ben bunu sadece güveçte, tavada etlerimle sebzelerimi birleştirirken biraz fazla karıştırdım heyecandan. O nedenden böyle oldu. Aynen. Yoksa etlerim altta, üzerinde de güzel güzel sebzelerim olsaydı ve o şekilde alt üst etseymişim. Baktın internet sunumunda da böyle mi sunumda vardı? Hayır böyle değil. Öyle nasıldı? Öyle olacaktı. Orada... Hani et soteye benzetme konusunda... İnternette nasıl görmüş sunumunu? Şimdi ilk defa yiyen biri olarak internette bakarak nasıl konuşuyor gördünüz? Çünkü. İnternette etler alttaydı, üstte de sebzeler böyle çok güzel diri diri duruyordu. İşte ben de onu söylemeye çalışıyorum. Ona özel kendi servis kabı vardı. Heyecandan demek ki yani o an hatırlamıyorum zaten onları nasıl karıştırdım, nasıl onu yaptım. Yani siz de biliyorsunuz çünkü hepimiz deneyimledik. Peki faytayı bir kenara bıraktım. Tamam. Şöyle normal baktığında iki saatin içinde aman aman uğraştırıcı hamaratik isteyen bir ana yemek var mı karşında? Hayır. Makarnayı ben haşlamış, koymuş, getirmişim. 3. sınıftan beri yapıyorum. 9 şekilde mi? 9 sınıftan beri yapıyorsunuz makarnayı. Hayır, her bu çeşitini yapabiliyorum. Bu çeşitinin bir özelliği yok ki. Neden olmasın? Ne gibi bir özelliği var peki Esra Hanım? En azından davet soslu sofrasına... Soslu bir makarna gibi düşünün. Hayır, davet sofrasına uygun. Hayır değil. Kişisel servis edilmiş değil. Bir menü. Bence uygun değil. Arkadaşlar. Davet sofralarında ben kremalı makarnalar yedim etin yanında. Peki Sabah Hanım? Bir kere tamamen uygunsuz yani komple bu şekilde servis yapılmaz. Yani fayitanın özelliği kendi orijinal kabında gelecek, ekmeğiyle gelecek. Hani biz onu dürüm yapacağız, soslarını yapacağız, dürüm yapıp yiyeceğiz ve sıcak sıcak. Şimdi hani böyle şey yapacağız, hani nasıl ısıracağımızı falan hani böyle gerçekten zorlanırız ya sıcak olur. Aynı o şekilde yememiz gerekiyordu. Hani bu şekilde değil. Şimdi bitireyim ben hepsini. Tamam bitirin. Etinize gelince siz de onu söylediniz zaten. Hani karıştırırken heyecandan farkında varmadım. Şey, bir de hiç tuzu da yok. Az olmuş. Ne yani olmuş? Çok az olmuş sebzesi. Sebzen mi? Çok az olmuş. Yani hiç yok gibi. Hiç yok gibi. Çok az olmuş. Bu bir. Hani fayitadan çıktık. Makarna hiç olmamış, hiç. Tadını siz beğenmediniz güzel, mi? Tadı güzel, uygun olmamış, değil. Uygun değil ama olmamış buraya değil sanki ekranda makarna pişmemiş ya da lezzeti güzel, değil gibi lezzeti oluyor. Güzel. Peki etin lezzeti güzel olmuş mu? Etin lezzeti de güzel olmuş. Ama ben eti, ya yani ben genelde bunda sütlaç yiyorum. Fırın sütlaç. Ya da işte mantarlı sote, tamam, karides güveç. Et var bunun da içinde. Yani, bu da et sote ama ya. Ama siz bunda pişirmediniz bunu. Yani ben bunda fırınlanmış bir şey yemeyi tercih ederim. Ben bunu fayita olarak kabul etmiyorum. Tamam etmeyin ama bu en azından kişiye özel. Bu et doğranmış et. Bu hani ezme salata. İşte bu yanında avokado sos. Soslar olmuş mu bu arada? Sabah Hanım bir şey soracağım. Dur, hani kız, kabul etmiyorsunuz yani. Evet. Olmuş mu soslar? Bu ezme işte domates. Salsa sos bu. Bilmiyorum benim hoşuma gitmedi. Zaten ezme ile salsa sosun arasında bir fark yok ki. Ne koydunuz salsa buna? Salsa demek sos demek zaten. Hayır çok işte. Fark var. Ne koydunuz çok buna? Abartı bir şey zannediyorum o salsa yıllardır. Domates var, maydanoz var, jalapon, biber var. Et burası da olmamış sebzeler yok Kadir Bey. Sebze göremiyorum fayitada ben. Ekmeğini göremiyorum. Esra Hanım'ın puanlamasıyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Haydi buyurun bakalım hanımlar verin puanlarınızı. Evet Emine buyur açıkla puanını.
Puanım 2. 2. Teşekkür ederim. Bu sence iadeyi ziyaret mi yoksa tabii ciddi ki anlamda? İadeyi ziyaret. Hani yorumlarıyla doldurdu mu altını? Hayır, doldurmadı. Çünkü zaten yorumlarıyla doldursaydı biri verecekti. Peki, hiçbir şeyimi beğenmedi. Dürüst olarak söyle. Eksiyle, gediyle, olmuşuyla bu masa kaç puanlık? Bence 3 puanlık bir masa. 3 puanlık bir masa. Bilgin abla buyur sen çevir puanını. Veriyorum. Bilgin Hanım istediğini verdi sana. 3 puan verdi. Hı. Beğenmedi bir de. Bilgin Hanım beğenmedi. Ben söylemeseydim o 5'i biz orada görürdük Kadir Bey. Ben çok korktum Emine'den. Çok korktum Emine Hanımcan. Sen şimdi Sabah Hanım'ın uğraştığı menüyle Esra Hanım'ın uğraştığı menüyü bir tutup 3 mü veriyorsunuz? Evet, 3 veriyorum. Sabah Hanım'ın çorbasını beğendiniz. Evet. Ara sıcaklarını beğendiniz. Evet. Ana yemeğini beğendiniz. Evet. Tatlısını da beğendiniz. Evet. Ben de burada Sabah Hanım söylesin. Esra burada her şeyini. Esra Hanım her şeyini. Ama sen az önce itiraf ettin. Bak demek ki baskı yaptın kadına puan ya değiştirsin hayır, diye. Hayır. Yok Kadir Bey. Sadece haksızlık. Şimdi sen ona hayır der misin? O da az önce senin menünü savundu. Tabii ama doğru olanı savunuyoruz. Ama az önce ne dedi? Kadir Bey. Hayır az önce ne dedi ama? Hı? Ben demeseydim dedi orada biz beşi görürdük dedi. Bu ne demek yani baskı yaptım demek. Ben de şurada bir tereddüte kapıldım. Ben de baskı yaptığını düşünmüyordum yorumlarıyla. Kendimce öyle bir söylemde bulundum. Ama şimdi ben söylemeseydim deyince demek ki baskı yapmak için mi acaba? Baskı yapmak değil, hatırlatmak. Biz bazen masada bazı şeyleri aklımıza gelip konuşmuyoruz. Sırf akşam hepimiz huzursuz olsun diye. Zaten az sonra hepimiz birbirimizden ayrılacağız da şu kozlarımızı bir paylaşalım. Yok, hiç gerek yok. Yok, var. Gerek yok. Siz biraz önce yemeği hiç beğenmediniz. Şu olmamış. Beğenmedim demedim. Sabah Hanım'a katılıyorum. Bu olmamış, bu olmamış dediniz. Tatlıyı da şu olmamış. Ama beğendim dedi sonra. Beğendim. Ama bir dakika şimdi. Sadece sebzeleri ölmüş dedim. Makarnası güzeldi, ıspanağı az geldi. Tadı güzeldi. Ama olması gerektiği gibi de olmamıştı. Ben beğendim. Ama benim çorbamı da beğendiniz ama bu davet sofrasına uygun şimdi değil. Şimdi benim hazırladığım tabakla bu bir miydi? Bir, evet. Ay ben sizi mutfakta çok merak ediyorum. Sabah Hanım, ben de sizin puanınızı merak ediyorum. Hadi çevirin bakalım kaç puan. Tabii ki iade ziyaret. Tabii ki. Ay böyle miydi? Bir saniye, beğendiğinden ya da beğenmediğinden değil, iadeyi ziyaret amaçlı. O da var tabii. O peçeteyi çekmeyecekti. İtiraf daha geldi. Ama bugün herkes gerçeklerle yüzleşiyor. Ne güzel masa. Kadir Beyciğim, peçete ya için puan kırılır mı? Ben o gün tepkimi gösterdim zaten. Şimdi size de aynısını gösteriyorum. Evet. Ama yani ben beğenmedim. Bu masa cidden ikilik mi? Evet ikilik. Yani zaten kendisi de çok büyük, yani beşlik demiyor. Peki. O da üçlük diyor. Şimdi peşine bu lafını söyleyince dikkat çekiyorsunuz, o yüzden dedim. Semiha hadi buyur sen çevir. Benim 0 puan, 2 puan. Ellerinize, emeğinize sağlık. Semiha da ne etliye karıştı, ne sütlüye karıştı. 2'yi verdi, sessizce geçti. Ama Semiha Hanım'ı şu anda ben çok mutsuz görüyorum nedense. Çünkü Bilgin Hanım'a karşı tepkiliyim. O yüzden. Buraya 3 verdiği için. Evet. Neden? Evet. Kıyaslama yapılırsa. Bana 1 verdiği zaman da tepki gösterseydi. Kıyaslama yapılırsa ara sıcağımıyla bizimkini bir tutmamanız lazım. Enginar daha zor pişiyor. Bir şey yapmış pişmemişti işte. Ama enginarımız pişmemişti. Yoğurt böyle bir yoğurt krimede koymuş sadece. Bıraksam onlar sabaha kadar devam edecek. En iyisi ben puan vermeye gidiyorum. Toplamda 9 puan ulaştım bu arada. Eline koluna sağlık. Puanımı vereceğim. Döndüğümde bu haftanın birincisini, 20 bin liranın sahibini, çeyrek altını, yarım altını ve sürpriz hediyelerin sahiplerini açıklayacağım. Ekran başından sakın ayrılmayın. Geliyorum yemeğimi birinize. Benim Arat Verim'den büyük finalden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Pazartesinden beri heyecanla bekliyoruz. Acaba bu haftanın en amaratı kim olacak? 20 bin TL'yi kim alacak? Evet, bazı pişmanlık yaşandı. Puan konusunda herkes kendi açısından haksızlığa uğradığını düşünüyor. Her hafta olduğu gibi. Evet. Bakalım 20 bin TL'ye veda eden ilk yarışmacı kim oldu? Sürpriz hediyenin sahibi kim olacak? Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de toplamda 11 puan alarak Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de 20 bin TL'ye veda eden ve sürpriz hediyenin sahibi olan yarışmacımız. Burada hiç kimse eli boş dönmüyor biliyorsunuz ki. Herkes bir şekilde hediyesiyle, altınıyla, parasıyla gidiyor. Tekrardan elinize kolunuza sağlık diyorum her şey için. Ve toplamda 11 puanla sürpriz hediyenin sahibi... Toplamda 11 puanla sürpriz hediyeyi kazanan yarışmacımız Bilgin Hanım oluyor efendim. Teşekkür ederim.
Bilgin ablacığım, eline koluna sağlık her şey için tekrardan. Olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, afiyet olsun. Bilgin Hanım arkadaşlarından 7 puan aldı. Benden temizlik için 2 puan aldı. Maalesef ki aksi giden şeyler vardı temizlik evet. konusunda. Yemek için 2 puan aldı. Toplamda 11 puan ulaştı Bilgin ablacığım. Yemeklerin hakkında herkesin olduğu gibi senin de röportajına yorumlarımı yaptım. Eksik bulduğum şeyler oldu. Eline koluna sağlık teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki aşçılığına diyecek lafımız yok ama 2 saatin içinde evet. aksilikler yaşanıyor mutfakta. Evet. Tekrardan hoş geldin. Sağ olun. Evet, kaldı 4 kişi. Evet, toplamda 14 puan alarak Kadir Ezildi ile en amarat benim de. Toplamda 14 puan alarak 20.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız. Toplamda 14 puan alarak aynı zamanda çeyrek altına almaya hak kazanan yarışmacımız. Toplamda 14 puanla çeyrek altını almaya hak kazanan yarışmacımız. Acaba kim oldu? Çeyrek altının ilk sahibini açıklıyorum efendim. Kadir Ezildi ile en amarat benim de. Toplamda 14 puanla çeyrek altına almaya hak kazanan yarışmacımız. Toplamda 14 puanla çeyrek altının sahibi. Çeyrek altının sahibi toplamda 14 puanla hazır mısınız? Hazırım. Toplamda 14 puanla çeyrek altının sahibi Emine Hanım oluyor efendim alkışlarla. Ben şöyle çeyrek altını takalım Emineciğim. Hemen vermek istiyorum. Şalını benim var. Şöyle şalına takayım güle güle. Kullan efendim. Eline koluna sağlık Emineciğim. Evet Emine, arkadaşlarından 9 puan aldın. Belki dediğin gibi o fazladan 2 puan alsaydın şu an rolün değişir miydi bilmiyorum. Değişebilirdi de biliyorsun ki. 9 puan arkadaşlarından aldın. Temizlik için yanlış başladın sen de. Yanlış ilerledin ve 2 puan aldın benden. Yemek için 3 puan aldın benden. Toplamda 14 puan ulaştın. Eline koluna sağlık. Sağ olun, her şey için teşekkür ediyorum bir tekrardan. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ufak. Buradan çocuklarımı... Söylersem çok sevmemi hiç söylemedim çünkü. Yekta ve Yusra sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız. Eşime de çok teşekkür ediyorum arkamda olduğu için. Onu da çok seviyorum. İyi ki varsınız. Evet. Kaldı 3 kişi. Arkadaşlar. Benim de vermiş olduğum puanlarla, temizlikten almış olduğunuz puanlarla, arkadaşlarınızın vermiş olduğu puanlarla sadece ve sadece... Sadece ve sadece bir puan farkla 20.000 TL'nin sahibi, madalyanın sahibi sadece bir puan farkla madalyanın sahibi bir puan farkla Sabah Hanım oluyor efendim. Evet, madalyanızı takalım Sabah Hanım. Buyurun efendim. Güle güle 20.000 TL'nizi harcayın. Güle güle. Güle güle sabahınız. Sabahınız. Duygulandı birazcık. Peçete alabilir miyim? Herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer kalplerini kırdıysam... ekip arkadaşlarıma öncelikle çok teşekkür edeyim. Hep beni desteklediler ve hep yanımda oldular rahatsızlığımdan dolayı. Arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Sizi kırdıysam. Helal olsun. Tek tek çok teşekkür ederim. Güle güle kullanın efendim. Her şey için biz teşekkür ediyoruz. Evet, Sabah Hanım arkadaşlarından 11 puan aldı. Gayet toplu bir yüksek bir puan aldı arkadaşlarından. Temizlik için benden 1 puan aldı. Evet, maalesef ki çok yanlış hatalar yaptı. Asla ve asla cam sildikten sonra süpürge açılmaz. Evet. O bütün toz cama gelir. Daha neler var da neyse saymıyorum şimdi. Ama ben söyledim, bir kendimi programlamam lazım. Yemek için benden 4 puan aldınız. Elinize kolunuza sağlık. Toplamda afiyet. 16 puana ulaştınız. Afiyet olsun. Esra Hanım arkadaşlarından 9 puan aldı. Benden temizlik için 4 puan aldı Esra Hanım. Yemek için 2 puan aldı. Toplamda 15 puana ulaştı. Esra'cığım, senin yemeğinle alakalı da tüm yorumlarımı yaptım röportajımda. Teşekkür ederim. Semih arkadaşlarından 8 puan aldı. Benden temizlik için en yüksek puanı Semih Hanım aldı. Harika. Ve 5 puan aldı. Harika.
Bu konuda tabii kendisinin geçmişte olan temizlik hastalığı da ön plandaydı. Gayet de güzel, başarılı bir temizlik yaptım. Çok beğendim Semiha. Yemek ederim. İçin maalesef ki benden 2 puan aldı. Toplamda 15 puana ulaştı. Eline koluna sağlık diyorum. İçli köften maalesef ki çok kalın da olmamıştı. Bilgin ablanınki de çok sertti fritözden dolayı. Yorumlama röportajlarını da yaptım. Her şey için teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.